As Başkan Semih Özsoy'dan en önemlisi, çünkü kilit nokta oydu kadro dışı kalmasındaki durum. Toplantının şekli, yapılış şekli, görüntüsü eleştiri konusu oldu ama biz en azından toplantının içeriğine bakalım. Sonrasında da Fenerbahçe'nin açıklamasına bakacağız. Volkan Demirel merakla beklenen basın toplantısını Dere Ağzı Lefter Küçük Andoniadis tesislerinde düzenledi. Kadro dışı kaldığı dönemde de az takımla birlikte Samandıra Canbartu tesislerinde değil, Dere Ağzı'nda çalışıyordu. Basın toplantısı da burada oldu. Açıklaması sadece 2 dakika sürdü. Bu sürede 4 kez özür dilerim ifadesini kullandı. Kadro dışı kalmasının ana sebebi As Başkan Semih Özsoy'la yaşadığı tartışmaydı. Ondan da özür diledi. Bu yaşanan zamanda da kendi adıma yapmış olduğum yanlışlar, konuşmalar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa tüm camiam adına onlardan özür diliyorum. As başkanından da özür diliyorum. Volkan açıklamasını bitirirken soru almadı. Duygusal anlar yaşadı. Soru almıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Tecrübeli kaleci 5 Ekim'de duyurulan kararla kadro dışı kalmıştı. Yönetimde af kararını işte resmi siteden böyle açıkladı. Dendi ki bir süre önce kadro dışı kalmıştı Volkan Demirel. Bugün Dere Ağzı tesislerinde bir toplantı gerçekleştirerek geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim kurulumuzda bu toplantının ardından Volkan'ın durumunu tekrar değerlendirerek kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü imzalısıyla resmi internet sitesinden af açıklaması, takıma geri dönüş açıklaması böyle yapıldı. Bu basın toplantısı devam ederken Dere Ağzı Lefter Küçük Andoniadis tesislerinde kadro dışı kalan...